Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın oyuncularından paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kadromuzun son hali bu şekilde. Yedekleri de göstereyim. Maksimum kolektif gücümüz 2726'ya ulaştı. En son Juventus paketinden Chiesa'yı çıkarmıştık. Yüksek seviyeli o gelmişti. Şimdi pakete baktığımız zaman bizim kolektif gücümüzü arttıracak yükseklikte herhangi bir futbolcu yok. Sadece elimizdeki oyuncu çeşidini arttırabiliriz ve özellikle de Real Madrid'den oyuncu çıkarmamız lazım. Real Madrid'den elimde biraz oyuncu bulunuyor. Toni Kroos'u da oraya eklemeye çalışacağız. Şu an bakıldığında en yüksek güce ulaşan oyuncularımızdan 18 kişilik kadromuz bu şekilde. Elimizdeki Real Madrid'li oyuncuları ben filtreledim. Şimdi pakette Toni Kroos var. Onu çıkarmak istiyorum. Real Madrid kadrosunu da tamamlayabilmek için şu an Real Madrid'den elimizde bulunan isimler göbek futbolcusu Camavinga, defansif orta saha Tchouameni, cross gelirse oraya üçlüyoruz. Orta sahayı kuruyoruz. Forvet'te Benzema'mız var, Alaba'mız var, Carvalho'muz var. Savunmada iki tane futbolcumuz bulunuyor. Şöyle bir ileride Courtois gelirse, Courtois'ı çıkaramadık. En çok istediğim Real Madrid'lerden. Rodrigo olur, Vinicius Junior olur. Etkili kanat futbolcuları da ileride geldiğinde çıkarabilirsek Real Madrid kadrosunu da sezon sonuna kadar artık oluştururuz. Şu an 5 tane Real Madrid'den futbolcumuz bulunuyor. Ben baktım hangi takımlardan daha fazla futbolcumuz var diye. Manchester City'den çok fazla futbolcumuz varmış. Hemen şöyle göstereyim. City takımından 9 tane futbolcumuz var ama şu Given'ı saymayalım. Efsanevi hediye edilen kartı. Bunu saymazsak 8 tane şu anki Manchester City kadrosundan futbolcumuz bulunuyor. İsimler bunlar. Aynı futbolcudan 2 tane yok. Evet, baktım. 8 tane futbolcu. 3 tane daha isim gelse Manchester City kadrosunu oluşturduk. Ne eksik? Kaleci eksik. Bir tane bek futbolcusu lazım. Cancelo'yu sağ bekte kullanabiliriz. Sol bekte kullanabiliriz. Walker gelse güzel olurdu. Orta alana bir Rodri çıkarsa ileride. Az 3 tane isim. Kaleci, bek ve orta sahadan İlkay Gündoğan filan orta alandan bir futbolcu geldiğinde City takımını oluşturacağız. İlk herhalde City takımını oluşturabiliriz. Juventus takımından da epey futbolcumuz var. Ben baktım. Bundan sonra da en çok Juventus'tan var elimizde. Tabi onun da sebebi iki defa Juventus paketinden açmıştık. Player of the Week'lerden de belki gelmiş olabilir. Şimdi İtalya Ligi'ne gidelim. Ki ben ilk başta Juventus takımını da oluşturmayı hiç istemiyordum. Daha çok istediğimiz takımlar vardı. Juventus'u daha hızlı oluşturacağız gibi. Chiesa, Szczesny, Kostic'ten iki tane var. Hem Player of the Week hem de Pazartesi paketinden. Edgar Davis'i de bedava çıkarmıştık. Rabiot'dan iki tane var. Hatta bir de Fransa kartı vardı Rabiot'un. Bonucci, Bremer. Bakalım sezon sonu gelmeden ilk oluşturacağımız takım hangisi olacak? Gönlümden geçen benim Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona gibi takımlardı. Juventus çok büyük bir atak yaptı. Manchester City'de bayağı bir oyuncu çıkardık. Barcelona'dan çıkaramıyoruz. Zaten pazartesi günleri pek gelmedi kendisi. Player of the Week'ten de istediğimiz oyuncuları çıkaramıyorduk. Bakalım Real Madrid'den Toni Kroos'u çıkarabileceğiz mi? Bugünkü pakete bakıldığında burada Haaland yer alıyor. Fakat benim elimde Haaland var ve fırsatçı golcü kartı. O yüzden Haaland'ı istemiyorum. Buradaki kurnaz oyun tarzına sahip. Ben kurnaz değil de fırsatçı golcülerle oynadığım için. Ha gelirse bunu da deneriz. Farklı oyun tarzları oynamak istersek kullanırız ama hiç gerek yok. Elimizde Haaland'ın kartı var. Yüksek seviyeli de değil. Aynı seviyeli. Kim gelsin? Toni Kroos. Kesinlikle Real Madrid'li bir futbolcunun gelmesi lazım. Sonrasında Arsenal takımından da elimizde pek futbolcu yok. Ødegaard var, Jesus var, bir de Gabriel var. 3 tane futbolcu. Arsenal takımını da belki oluşturabiliriz. İlerleyen dönemlerde Arsenal'dan futbolcu çıkarabilirsek. O yüzden Nketiah da gelsin. Yanındaki Di Lorenzo sağ bek futbolcusu. Stoperde kullanırız, sağ kanatta kullanırız. Gerekirse sol bekte bile kullanabiliriz. Bu gelsin. Hemen bir üstündeki Boven de olabilir. Şimdi seviyesi yüksek. 3 bölgede yüksek seviyeli oynayabiliyor. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına da sahip. Oyun tarzı da benim sevdiğim oyun tarzlardan. Gelebilir. Bu 4 ismi çıkarırsak harika olur ama artık 3'ünü bile çıkarsak çok güzel olacak. Ve en çok istediğimiz isim Toni Kroos. Paket açılımının sonunda Toni Kroos'u çıkarmış olacağız mı? Geçen hafta Barcelona'dan Gavi'yi çıkarmak istedik. Çıkaramadık. Szczesny'nin gelmesine çok sevindim. En son Juventus'tan Szczesny'yi çıkarmıştık. İyi oynuyor. Hele bir de formda gelse şansımıza çıkardığımız hafta formsuzdu. Bugün bakmadım. Acaba formda mı değil mi bir bakmak lazım. Formsuz haliyle bile bayağı işimize yaramıştı. De Gea, Szczesny bir de Fransa'dan hediye edilen Maignan. Elimizde 3 tane yüksek seviyeli sadece onlar var. Şimdi buradan Toni Kroos için bir taktik deneyelim. Özelliklerine bakalım.
İşe yarayacak mı? Hepti. Haaland'ın hem bu kartını tek forvet olarak kullanmak lazım, çift forvet olarak farklılıkları bir incelememiz lazım, değerlendirebiliriz. İstediklerimizden herhangi birini de çıkaramadık. İki tane hakkımız kaldı. Böyle deneyelim, taktik olsun. Dışarıdan bastık. Özellikleri falan fena değil. Yüksek seviyeli. Kadromuzda da daha da yüksek seviyeye çıkacak kendisi. Ve sona geldik. En çok istediğimiz ismi henüz daha çıkaramadık. Şu aşağılardan gelmesi. Aşağılara henüz uğramadık. Hep yukarı taraflardayız. Bir kaleci geldi doğru aşağıdan. Aşağıları düşük seviyeliler var. Umarız son açılımda Toni Kroos'u çıkarırız. Olmadı Nketiah. Şu ikisinden birini çıkarırsak tamamdır. Ya Real Madrid ya da Arsenal'lı futbolcu gelmeli. Gerekiyordu. Santrafor. Ben bunu hiç görmedim ya. Pakette böyle bir oyuncu varmış. Hiç bakmamıştım ben buna. 31 yaşında, 1.86 boyunda. Kurnaz oyun tarzına sahip. Şimdi biz o bölgeyi Haaland'a çıkardık. Bitiriciye de 85. Kafası da var aslında. Hızı düşükmüş. Ben bunu hiç görmedim pakette. Hani böyle biri varmış. Pakette kayboldu. Hani neresinde yer alıyor? En sonda mı? En aşağılara çok dikkat etmemiştik. Hep yukarılardan oyuncu istiyorduk. Gelenleri bir kadroya yerleştirsek. Bir de kadrodaki haline bakalım. Alınma sırası diyelim. Şimdi gelen kalecimiz. Kadroyu aldık. 93'e kadar çıkıyor. 90'dan 93'e. Kalecilik özellikleri nasıl? Savunmacı kaleci. Şöyle kalecilik özelliklerine geldik. Yani hiç yeşil var mı diyecektim. Refleksi ve uzanması 80'in üzerinde. Ya çok abartı değil. Seviyesi de düşüktü kendisinin. Bu gizli forvet oyuncumuzu ofansif orta sahaya atsak burada düştü. Sağ açığa alsak burada olabiliyor. 93'ten 96'ya kadar çıktı. Özellikleri yine iyi. Bu oyun tarzı da güzel. 3 bölgede oynayabiliyor. Diğer futbolcumuz santraforumuzdu. Şimdilik şöyle Mbappé'nin yerine atsak kendisini, oyuncu rolleri. Direkt santrafora çeksek 93'ü görmekte. 90'dan 93'e çıktı kendisi. Haaland'ı da şu Haaland'la değişelim. Şimdi karman çorman oldu kadroda. Haaland yine aynı 99'luk. Yani bir seviye falan da yükseltmediler. 100 falan da yapmadılar. Bugün son gelen futbolcularla tabii sahaya da çıkarız. Şöyle en azından kadroyu biraz düzeltelim. Çift forvetli bir diziliş de deneyebiliriz. Genelde her hafta son gelen oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Bu hafta gelen Juventus olsun, Player of the Week topçuları olsun. Bunları kadroya alarak yine maç oynarız. Haftanın böyle değişik dikkat çeken dizilişlerinden birisiyle bu son gelen oyuncularla yine maça çıkmaya çalışırız. İnşallah sizler en çok istediğinize tek atmışsınızdır. Sizlere kim geldi? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.